Arkadaşlar tekrar merhabalar. Woodmin Kanada tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları size aktarmaya çalışacağım. Bugün de sonlandırmış olacağız. Birinci koşu Maiden. 5 nolu safkan kazanır da kazanması gereken safkanlardan biri. Diğeri 8 kazancı olan safkanlar ve diğer grup birbirlerine çok yakınlar. Bu iki safkan da eksik koşarsa yani sürpriz beklentimiz olsun derim böyle gruplarda. 5 gene de 55 kilosu ile favorim grubun en kaliteli atı durumunda. İkinci koşu şartlı mücadele. 2 nolu safkan son yarışını kazanmış. Favorim kazanabilir tekrar. Kazancı yüksek o da son yarışını kazanan diğer at 7. Ekirüs ile birlikte destekli tabi. Rakip olurlar. 9 burada grubun en kaliteli atlarından biri. Üçüncülük gelmiş. Sürprize imza atar. Bu atı 2 ya da herhangi bir atı tek kullanmıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Sürpriz çıkartacak atlardan biri. 8-1 diğer önereceğim safkanlar oldular bu grupta kalite handikap puanları ile. Üçüncü koşu Maiden 10 nolu safkan yüksek AGF. Hani bu AGF ağırlıkları genelde bu bölgelerde oluyor. Yani yarıştan çıkmaz ya da enseye bastırırlarsa sürpriz çıkartır böyle gruplar. Ya tek kullanacağız ya çok at taraması yapacağız bu gruba. Görebildiğim bu. Hani yüksek AGF'nin hakkını versin diyeceğim ama buralarda da çok oluyor böyle şeyler. AGF'lere bir şeyler oluyor. Dördüncü koşu şartlı mücadele. Altın oğlu safkan grubun en kaliteli atı durumunda. Ben de favori koşuyor. Kazanma ihtimali bence en yüksek safkan durumunda. 12 kazancı yüksek son yarışını kazanmış safkan. Ekürü desteğiyle birlikte rakip olur. 11-5. 5 daha doğrusu sürprize önereceğim safkan oldu. Yine kalite handikap puanı ile. Diğer hatta hazır kıta atlardan 11. Diğer hattını yazımı size bırakırım. 5. koşu Maiden dişi. Burada da yarış tecrübesi olan 2. Aslında kazanması gereken bir safkan. Diğerlerine göre. Ben de favori çıktı. 1, 6, 8, 4, 7 biraz AGF almış. Sırasıyla önereceğim safkanlar çok at yazan arkadaşlarım. Tek olacaksa bence 2 nolu safkanın tek olması kazanması gerekir. 6. koşu Maiden satış koşusu. Burada da 6 nolu safkan kalite handikap puanıyla favorimdir kazanabilir. Tabi yarışları kötü bu atların. 12 bu atın yerine geçer. 6 eksik koşarsa. 7-4-8-11 diye giden sıralamam var. 1-2 ekürlerden 2 de AGF almış durumda handikapsız atlar. Böyle bir grup genelde sürpriz çıkartıyorlar böyle gruplarda. 6 ve 12 eksik koşu çıkartıyorlar. Genelde böyle sonuçlar çıkıyor. Umarım hani kazanır 6 ya da 12. 7. koşu 7 nolu safkan. Tek olabilecek bir safkan gördüm. 4 yaşının avantajı var. Kalite handikap puanıyla 3 yaşlı atlar yanında. Ben de favori çıktı. 7 nolu safkan iyi bir koşu çıkartması gerekir. 6 grubun en kaliteli atı durumunda 3 yaşında. Kazancı yüksek 1, 2, 9, 6'dan sonra 3 yaşlı diğer kaliteli atlar. 8 gibi atların yazılımını size bırakacağım. 1 ve 8 aynı kaliteye sahip ikisinde 4 yaşında avantajları var. Ve form durumları iyi görünmekte. Bu atlar içerisinde 7 bende favori çıkıyor. 8. koşu açık dişi 1. Rat Ortiz Amerika'dan kalkmış Kanada'ya gitmiş ki fazla uzak değil yakın araları. 2 nolu safkan grubunda en kaliteli atı tek çıkıyor arkadaşlar. Bu atta kazanır da eksik koşar yarıştan çıkarsa ne olur? 8-1 sürpriz atları 3-4 bunları öneririm tek kullanmayan arkadaşlara. Normalde kazanması gereken bir safkan Rat Ortiz tercihiyle yani. Boşuna gitmemiştir. Bizim Halis Karataş'ın Elazığ'a gitmesi gibi bir şey olmuş yani. Gördüğüm bu. 9. son koşu 8 yüksek AGF 2 yarış kazanmış. Dezavantajı var 3 yaşında. Ancak grubunda en kaliteli atlarından biri.
Hazır kıta koşan at. Bu da Poirier'in kazanması gerekir. Tek olabilir bu safkanda. 2-3 buranın sürpriz atları. Hani kim geçer 8'i eksik koşarsa 2 ve 3 kalite handikap puanlarıyla, yaş avantajlarıyla geçme ihtimalleri olur. Ama son ayak teki olarak da değerlendirebilirsiniz 8 numaralı sapkını. Kanada Woodbine bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.